Ekranda sol tarafta orijinal resim, sağ tarafta ise 16 renk ile oluşan resim gösteriliyor. Dikkat ederseniz sağ taraftaki resimde bazı detaylar kaybolmuş. Ama resmin bütününe bakarsak resim hala kolayca fark ediliyor. Selam herkese Trendez Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste kümeleme analizini ve k means algoritmasını anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalımıza yeniyseniz en güncel derslerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Kümeleme veri seti içindeki benzer ilişkileri ve paternleri bulur ve benzer özellikleri taşıyan verileri gruplar. Gruplama yapılırken etiketler bilinmediği için kümeleme analizi unsupervised yani denetimsiz ya da danışmasız öğrenme çeşididir. Özetle bu derste kümeleme nedir? k means kümeleme nasıl yapılır? Kompleks sınırın varlığında spektral clustering algoritması nasıl kullanılır? Ve büyük veri setlerinde mini batch k means tekniği nasıl uygulanır gibi konuları örnekler ile anlatacağım. Derse başlamadan önce kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python eğitim derslerini ve kütüphanelerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine ulaşmak için videonun altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Kümeleme, benzer veri noktalarının aynı gruplarda yer alacak şekilde ayrıştırılmasıdır. Kümeleme analizinde aynı küme içerisinde yer alan veri noktalarının olabildiğince benzer yani homojen Farklı kümelerde yer alan veri noktalarının ise olabildiğince ayrışık yani heterojen olması amaçlanır. Kümeleme algoritmaları verinin özelliklerinden öğrenerek en iyi bölünmeyi bulmaya çalışır. Scikit-learn'de birçok kümeleme algoritması vardır. Bu algoritmaların en basiti en çok bilineni K-means kümelemesidir. Öncelikle bu algoritmayı yakından inceleyelim. K-means algoritması verideki belirli bölgeleri temsil eden küme merkezini bulmaya çalışır. Bu küme merkezleri kümeye ait bütün noktaların aritmetik ortalamasıdır. Verideki her nokta kendi küme merkezine diğer kümelerin merkezinden daha yakındır. Bu iki şartı sağlamak için algoritma iki adımı tekrar eder. İlk önce ayrılacak küme sayısı kadar nokta belirlenir. Bu noktalar merkez kabul edilir ve bu merkeze en yakın noktaların ortalaması bulunur. Bulunan ortalamalar merkez kabul edilerek küme merkezleri güncellenir. Tekrar bu merkezlere yakın noktalar bulunur ve bunların ortalaması alınır. Bu ortalamalar merkez olur. Tekrar küme merkezleri güncellenir. Bu birbirini izleyen adımlar küme merkezleri artık değişmeyinceye kadar devam eder. Bu anlattıklarımı bir örnek üzerinden gösterelim. Öncelikle MGLearn paketini import edelim. MGLearn makine öğrenmesini öğretmek için geliştirilen bir pakettir. Şimdi bu paketteki bglearn plus nokta plat alt dire kamis algoritm komutunu kullanalım. Bu görselde küme merkezleri üçgen ile veri noktaları da daireler olarak gösteriliyor. 3 küme oluşturmak isteyelim. Başlangıçta algoritma küme merkezi olarak rastgele 3 nokta belirledi. Böylece tekrar edecek algoritma başlamış oluyor. İlk önce her bir nokta kendine en yakın noktaların merkezine atanıyor. Ardından atama yapılan noktaların ortalaması bulunuyor ve bu ortalamalar küme merkezi oluyor. Böylece küme merkezleri güncellenmiş oldu. Bu süreç iki kez daha tekrar edip üçüncü tekrardan sonra küme merkezine atanan noktalar değişmeden kalıyor ve algoritma duruyor. Bu kümelerin karar sınırlarını görelim. mglearn yazıp plot.plot plot, alt dire kamis bounders komutunu yazalım. Ve kümelerin karar sınırları karşımıza geldi. Yeni veri noktanın her birini K-Means algoritması en yakın küme merkezine atayacak. Şimdi gerçek veri seti üzerinde bu anlattıklarımızı gösterelim. Öncelikle Scikit-learn datasetten 4 ayrı bölge içeren 2 boyutlu veri setini üretelim. X ve Y gerçek değişkenini oluşturalım. Veri setini kullanarak örneklem sayısı centers, cluster, standart sapması ve random state argümanlarını belirleyelim. Dikkat edelim. Bu girdi verilerin etiketleri bilinmiyor. Şimdi bu bölgelerin grafiğini çizdirelim. Öncelikle Matplotlib kütüphanesini PLT kısaltmasıyla import edelim. Ardından grafikleri satır arasında görmek için Matplotlib inline sihirli komutunu kullanalım. Daha sonra scatter metodu ile veri setinin iki boyutunun saçılım grafiğini çizdirelim. Noktaların büyüklüğünü s parametresi ile belirleyelim. Bu komutu çalıştırdığımız zaman grafik karşımıza geldi. Grafikte hemen hemen 4 küme görünüyor. K-means algoritması bu kümeleri otomatik olarak bulacak. Öncelikle k-means sınıfını cluster'dan import edelim. Bu sınıftan bir örnek alalım ve küme sayısını belirleyelim. fit metodunu çağırarak Modeli kuralım. Daha sonra modele göre veriler tahmin edelim. Süper. Veriler tahmin ettik. Şimdi bu tahminlerin grafiğini çizdirelim. Grafiği çizdirirken öncelikle biraz önce kullandığım komutu alıp buraya yapıştıralım. Grafiği çizdirirken etiketlenmiş verileri renklendirmek için c argümanını kullanalım. Ardından kümelerin renkleri için Biriz. ifadesini yazalım. Bu komut çalıştırdığımız zaman k-means algoritmasına göre kümelenmiş veriler karşımıza geldi. Ayrıca k-means tahmincisi ile belirlenen küme merkezlerini grafikte gösterebiliriz. Bunun için centers yazıp k-means cluster centers yazalım. Ardından plt scatter yazıp centers 0. indeksli boyut alalım. Ardından Birinci indeks ifadeyi alalım. C argümanına bilek yazalım. Noktaların büyüklüğünü belirleyelim. Alfa ile noktaların görünümünü ifade edelim. Bu komutla tekrar çalıştırdığımız zaman küme merkezleri ile kümeler karşımıza geldi. Dikkat ederseniz K-means algoritması çok benzer kümelere noktalar atadı. Kamis algoritması kümeler geometrik olarak kompleks olduğu zaman etkisizdir. Yani Kamis tekniğini uygulamak için kümeler arasındaki sınırlar lineer olmalıdır. Eğer sınırlar kompleks ise bu algoritma veriyi kümelemede başarısı olur. Bunu göstermek için Dataset'ten Make Moon sınıfını import edelim. X ve Y isimlerindeki girdi ve çıktı değişkenlerini oluşturalım. Ve argümanlarını yazalım. Labels isminde bir değişken alalım. Kamis algoritmasını yazıp içine argümanları belirledikten sonra modeli kuralım ve etiketleri belirleyelim. Bu etiketlere göre veri setini saçalım grafiğini çizdirmek için yine biraz önce kullandığım scatter komutunu buraya yazıyorum. Ardından C argümanına labels yazıp bu komutu çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz karar sınırı Lineer olmadığı için K-means kümeleme etkisiz kaldı. Karar sınırı lineer değilse, destek vektör makinelerinde bahsettiğimiz gibi kernel dönüşüm kullanılıyordu. Kernel dönüşüm ile yüksek boyutlu veriler yansıtılıyor, böylece lineer ayrı mümkün oluyordu. Kümeleme yaparken lineer olmayan sınırlar için de bu taktiği kullanabiliriz. Bunun için K-means algoritmasının bir versiyon olan Spectral Clustering tahmincisi uygulanır. Bu tahminci, verinin yüksek boyutlu temsilini hesaplamak için en yakın komşuların grafını kullanır. Daha sonra k-means algoritmasını kullanarak etiketleri atar. Bunu göstermek için öncelikle clusterdan spectral clustering'i import edelim. model isminde bir değişken alalım ve bu sınıfın bir örneğini oluşturalım. Örneğin içerisine argümanları belirleyelim. Daha sonra labels isminde bir değişken alalım. Bu değişkene oluşturduğumuz modele göre x verilerini tahmin edip etiketlerini atayalım. Etiketlerini belirlediğimiz verilerin saçılım grafiğini çizdirelim. Bunun için yine biraz önce kullandığım saçılım grafiği komutunu buraya yazıyorum. Bu komutları çalıştırdığımız zaman spektral clustering tekniği ile Kümeler arasındaki çok karışık, lineer olmayan sınırlar bulunmuş oldu. k algoritması kümelerin merkezi bulununcaya kadar devam ettiğini söylemiştim. Örneklem sayısı büyük ise bu tekrarlardan dolayı algoritma yavaş çalışır. Algoritmanın çalışma zamanını azaltmak için mini batch K-means algoritması kullanılabilir. Bu teknik K-means algoritmasının bir çeşididir ve hesaplama zamanını azaltmak için mini batchler kullanır. Yani bu algoritma her bir adımda küme merkezi güncellenirken verinin bir alt kümesini kullanır. Mini batchler girdi verisinin alt kümeleridir. Şimdi bu algoritma nasıl kullanıldığını göstermek için bir uygulama yapalım. Bu uygulama bir resimdeki baskın renkleri göstermek olsun. Bir resim milyonlarca renkten oluşabilir. Öncelikle veriyi datasetten import edelim. Eski learn yazıp dataset dedikten sonra import load sample image yazalım. Daha sonra bu verideki China JPEG resmini China değişkenine atayalım. Bu resmi ekranda gösterelim. Öncelikle resmin eksenlerini ayarlamak için access metodunu çağıralım. Daha sonra resmi göstermek için imshow metodunu kullanalım. Bu metodun içine çane değişkenini yazalım. Ve resim karşımıza geldi. Çane değişkeninin yapısını görelim. Resim 3 boyuttan oluşuyor. Bu boyutlardan birincisi yüksekliği, ikincisi genişliği, üçüncüsü de kırmızı, mavi ve yeşilin tonlarını gösteren 0'dan 255'e kadar tam sayılar içeriyor. İlk olarak makine öğrenmesi algoritmalarını kullanabilmek için verinin bu üç boyutlu yapısını iki boyuta çevirelim. Bunun için öncelikle renklerini 0 ile 1 arasında göstermek için değişkeni 255'e bölelim. Veri yazıp çayne değişkeni alalım ve bu değişkeni 255'e bölelim. Verinin boyutlarını rişe metodu ile iki boyuta çevirelim. Veri eşittir. Veri nokta reshape yazıp 427 çarpı 643 yazalım. Ve verinin yapısı değişti. Verinin yapısını tekrardan ekrana yazdıralım. Süper. Veri iki boyuta indi. Resimdeki yaklaşık 16 milyon rengi K-means kümeleme algoritmasını kullanarak 16 rengi indirgeyelim. Veri seti çok büyük olduğundan Mini batch K-means tekniğini kullanalım. Bu algoritma Klasik K-means algoritmasından Çok daha hızlı sonuçları Hesaplamak için Verinin alt kümelerinde çalışacak. Öncelikle Bu algoritmayı Cluster sınıfından import edelim. from scikit-learn cluster yazıyoruz. Mini5 KMeans'i import ediyoruz. Bu sınıftan bir örnek alalım. fit metodu ile modeli kuralım. 16 renge göre modeli kurduk ve modelin parametreleri ekrana yazıldı. Bu 16 renge göre resmi görelim. Ekranda sol tarafta orijinal resim, sağ tarafta ise 16 renk ile oluşan resim gösteriliyor. Dikkat ederseniz sağ taraftaki resimde bazı detaylar kaybolmuş. Ama resmin bütününe bakarsak resim hala kolayca fark ediliyor. Böylece unsupervised metotlarından k means ile baskın renkleri ortaya çıkarmış olduk. Bu derste kümeleme analizinden ve k means kümeleme tekniğinden bahsettim. Gelecek ders kümeleme algoritmalarını incelemeye devam edeceğiz. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla ile paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python'daki ve derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.